saygıdeğer il tarım müdürümüz, saygıdeğer AK Parti ilçe başkanım, saygıdeğer ilçe milli eğitim müdürüm, kurumlarımızın çok değerli amirleri, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, çok değerli muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkan ve yöneticileri, basınımızın güzide mensupları ve sevgili gemlikli hemşerilerimiz. Belediyemiz tarafından Hamidiye mahallemize kazandırılan Şehit Eren Bülbül Halı Saha ve Çocuk Parkı açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Programı arz ediyorum. İstiklal Marşımızın okunması, protokol konuşmaları, dua ve açılış töreni, kapanış. Değerli konuklar, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor ve sizleri İstiklal Marşımızı okumak üzere ayağa davet ediyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, rahmetli Biricik kardeşimiz, canımız şehidimiz Eren Bülbül'ün ismini Zeytin'in başkenti Gemlik'te yaşattığınız için belediye başkanımız ve buna sebep olan herkesten Allah razı olsun. Annemizin rahatsız olmasından dolayı açılış davetinize icabet edemiyoruz. Fakat en kısa zamanda sizleri ziyarete gelip bizzat tebrik ve teşekkürlerimizi ileteceğiz. Eren Bülbül Halı Saha ve Parkı'nın ilçemize hayırlı olmasını dilerim. İyi ki sizler de varsınız. Erdoğan Bülbül, Eren Bülbül'ün abisi. Evet, biz de başta Eren Bülbül olmak üzere tüm Bülbül ailesine iyi ki varsınız diyoruz. Değerli konuklar, programımızın açılış konuşmalarını yapmak üzere mahalle muhtarımız Sayın Necmi Önlü'yü kürsüye teşriflerine arz ediyorum. Buyurun muhtarım. Sayın Kaymakamım, Sayın Milletvekilim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Tarım Müdürüm, Sayın AK Parti İlçe Başkanım, Sayın Daire Müdürlerim, çok kıymetli misafirler ve kıymetli Hamidiye Mahalle sakinleri, hepinizi hürmet ve saygılarımla selamlıyorum. Yapılamaz dedikleri yapıyoruz arkadaşlar. Bugün biraz farklı konuşma yapacağım ve hızlı hemen değineceğim. Buranın ismi biliyorsunuz Kader Sokak diye geçiyordu. Ama biz önce ismini değiştirdik. Daha sonra da buranın kaderini değiştirdik. Her taraf yapıldı. Yaklaşık 3 haftada bir Gemlik Hamidiye Mahallesi'nde açılış yapıyoruz. Bu önemli bir şey. Yani Gemlik Belediyesi çalışıyor. Biz sadece başkanımdan istiyoruz. O da elinden geleni bize esirgemiyor. Bu tüm birimler çalışıyor. Onun için ben şuradan Gemlik Belediyesi'ne ve bilhassa da seçmenlerime teşekkür ediyorum. Biz başkanımı destekledik. Seçmenler olarak başkanım da bizi her zaman utandırmadı. Elinden geleni yapıyor. Onun için gerçekten çok mutluyum. Mahallemizin son sokağı burası. Bizim için önemliydi. Diğer açılışlar da tabii çok önemli ama bugün daha bir buradaki arkadaşlar, buradaki komşular, ikamet edenler biraz boynu büküklerdi. Acaba bize sıra gelecek mi diye ama geldi Allah'a şükür.
Burada daha yapılacak çok işimiz var. Elimizden geleni yapıyoruz. Başkanım ve ekip olarak bizlere her türlü yardımı yapıyor. Hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Sağ olun. Mahalle muhtarımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, spor ve sporcuya vermiş olduğu desteklerle Gemlik gençliğinin geleceğine vizyon kazandıran Gemlik Belediye Başkanımız Sayın Refik Yılmaz'ı konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın milletvekili, çok değerli kaymakamımız, çok değerli il tarım müdürümüz, AK Parti'mizin çok değerli ilçe başkanı, ilçe yönetimimiz, belediye başkan yardımcılarımız, değerli meclislerimiz, muhtarlarımız, Milli Eğitim Müdürümüz, kıymetli sendikalarımızın başkanları, değerli okul müdürlerimiz, çok değerli mesai arkadaşlarım ve çok kıymetli Gemlik hemşerilerim, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Bugün hamdolsun bir açılış töreninde daha buluşmuş olduk. Gerçekten bu millete hizmet etmek kadar şerefli, onurlu bir iş yok. Allah'a şükürler olsun ki bu şerefli görevi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadroları olarak Rabbim bu dönemde hep beraber kaymakamıyla, milletvekiliyle, daire müdürleriyle, teşkilatıyla, milletiyle, belediye çalışanıyla Rabbim bizlere nasip etti. Muhtarımızın ifade ettiği gibi burası Gemliğimizin, Hamidiye Mahallemizin son sınır noktası. Bundan sonra Umur Bey Mahallesi'nin sınırları başlıyor. Yıllardır çok gerektiği kadar hizmet alamamış bir bölgeydi. Tamam dostum, AK Parti ile beraber buranın da kaderi değişti. Kader sokaktı ama kadersizliği vardı. Kaderi değişti çünkü yanı başımıza hemen ilçe tarım müdürlüğümüz taşındı, ziraat odamız taşındı. Biraz ileri noktamıza Gemlik Devlet Hastanesi taşındı. Yine Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin. Onun vizyonuyla bu ülkede ve bu ilçede de 5 yıldızlı otel konforunda devlet hastanesi yapıldı. Sağlık ocaklarımız bir bir hizmete açılıyor. Daha geçtiğimiz 3 hafta öncesinde Ömer Halis Demir Aile Sağlığı Merkezi'ni açtık. İnşallah 2 hafta sonra Hisartepe Mahallesi'nde yapmış olduğumuz Farabi Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı yapılacak. Ardından Balıkpazarı'ndaki Şifa Hatun Aile Sağlık Merkezi de toparlanıyor. Nasip olursa onun da açılışını yapmış olacağız. Sağlık ocakları, spor tesisleri, böylesine parklar, insanımızın, çocuklarımızın mutlu olacağı hizmetler. Burada da tevafuk ki halı sahanın yapılacağı yerde imar uygulamasında bir Trabzonlu hemşerimizden belediye geçmiş oldu. Yine bir Trabzonlu şehidimizin isminin verilmesi burada nasip oldu. Sağ olsun bizim basın müdürümüz, İbrahim müdürümüz bunu düşündü. Bu ülkede inşallah Eren Bülbüller, Abdullah Tayyip Olçoklar 15 Temmuz'a şehit edilen, daha evvel 6-7 Ekim Kobe olaylarında şehit edilen, bir Kurban Bayramı'nda şehit edilen Yasin Börüler'in isimleri Allah'ın izniyle bu tür tesislerde ömür boyu yaşayacak. Ya bir taraftan ilçemizde sporda öne çıkmış kişilerin, şahsiyetlerin isimleri spor tesislerine verildiği gibi, Semanur Erdoğan isminde olduğu gibi, yine Naim Süleymanoğlu isminin verildiği gibi, Şükrü Şener Ortaokulu'nun bahçesine yapılan Abdullah Tayyip Olçok spor salonunun ismini verildiği gibi Eren Bülbül'ü de inşallah buraya vermiş olduk. Yakın zamanda başka bir tesisimize de bir Kurban Bayramı'nda komşularına et götüren Yasin Bölü şehidimizin ismi de inşallah bu ilçede yaşayacak. Çünkü bunların geleceğe isimlerinin taşınması gerekiyor. İyi ile kötünün mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Bizler de inşallah iyinin yanında yer alacağız. Bu aziz millete hizmet edeceğiz. Bu aziz milletin inşallah her zaman yüzünü güldüreceğiz. Ben tekrar törenimize teşrifinizden dolayı size teşekkür ediyorum. Eren Bülbül halı sahamız ve çocuk parkımız, Hamidiye Mahallesi'ne, gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı olsun diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.
Konuşmalarından dolayı belediye başkanımız Sayın Yılmaz Çöklü'ye sunuyoruz. Sayın başkanım, bir dakikanızı arz ediyoruz. Hamidiye Mahallesi muhtarımız Sayın Necmi Ünlü, mahallemize kazandırdığınız hizmetlerinizden dolayı size bir plaket takdimi olacaktır. Evet, plaket takdimini yapmak üzere mahalle muhtarımız Necmi Ünlü'yü de sahneye davet ediyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Zafer Işık'ı kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun vekilim. Sayın Kaymakamım, Bursa İl Tarım Müdürüm, Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, çok değerli belediye başkan yardımcılarım, AK Parti teşkilatının çok kıymetli üyeleri, çok değerli mahalle sakinleri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, son günlerde ülke siyasetinde yaşadığımız bir takım istikrarsızlıklardan, ki bunlar İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşamış olduğu istikrarsızlıklardan bahsediyorum. Türkiye'nin istikrarının teminatı olan bir siyasi hareket içinde olmaktan gurur duyuyorum, şeref duyuyorum. Evet, AK Parti ve AK Parti kadroları Türkiye Cumhuriyeti'nin, bu devletin, bu coğrafyanın teminatıdır. Bunu da her zaman liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu teşkilatlar göstermiştir. Bunun için buradan Gemlik teşkilatlarımı tebrik ediyorum. Hepsi kendileriyle gurur duyabilirler. Bu vesileyle Eren Bülbül, Şehit Eren Bülbül parkımızın mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Belediye başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum. Çünkü iyi gözlemlerseniz sadece açılış, sadece hizmet yapılmıyor. Her yapılan hizmetle de bir noktaya temas ediliyor. İşte Şehit Halis Demir Sağlık Ocağı, Şehit Eren Bülbül Spor Kompleksi, bunun yanı sıra Türk büyüklerimizin gerek siyasi, gerek ilim anlamında Türkiye'ye hizmet etmiş büyüklerimizi unutulmaması adına, tarihe bir not düşme adına da isim verirken belediyemiz çok dikkat ediyor. Bunu da önemsememiz gerekiyor ki bunlar ileride bir öğreti olarak Gemlik'e kalacak. Bizler dahi olmak üzere ileride çocuklarımız bu isimlerin ne olduğunu tabii ki araştıracağız ve geçmişe doğru bir şeyleri öğrenmiş olacağız. İleriye doğru da unutmamış olacağız. Bunun için tekrar belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Biraz da dünyadaki Türkiye ile alakalı gelişmelere değinmek istiyorum. Bakınız, dünyada bir savaş söz konusu. Bu savaş ekonomik bir savaş. Ancak Türkiye'ye yansıması bunun ekonomik bir terör olarak olduğunu görüyoruz. Türkiye bir ekonomik savaş içinde değil. Türkiye'nin ekonomik değerleri çok yukarıda. Parasal anlamda Merkez Bankası'nın rezervleri tıka basa dolu. Kamu ve özel bankaların hiçbir sıkıntısı yok. Reel sektör, eğer bu terör müsaade ederse, kendi içinde dinamikleriyle çok iyi bir şekilde yoluna devam ediyor. Kamu kaynakları gereğince kullanılıyor,
yatırımlar gördüğünüz gibi devam ediyor. Ancak Türkiye bir ekonomik terörle karşı karşıya. Evet, yüzyıllar boyunca bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti ve geçmişe dönük Osmanlı ve Selçuklu'yu hiç rahat bırakmadılar. Sürekli bizlerle bir takım husumet içinde bulundular ki bunun devamı da bir ekonomik terör olarak geliyor. Biliyorsunuz doğuda PKK terörü, güney sınırımızda YPG, PYG terörü ve şimdi de ülke içinde canlandırmak istedikleri bir ekonomik terör. Tabii ki kimsenin bundan endişe etmemesi lazım. Türkiye güçlü bir ülke, Türkiye saygın bir ülke, gerek bu coğrafyada gerek uzak coğrafyalardan görüyorsunuz çok büyük destekler alıyoruz. Bugün Almanya, İngiltere, Rusya, Hindistan, Çin, Japonya ve ismini sayamadığım birçok ülke başkanları Türkiye Cumhuriyeti'ni desteklediklerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir haksızlıkla karşı karşıya olduklarını beyan ettiler. Ancak geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu sanki ülkenin kötüye gitmesi onlara siyasi bir rant sağlayacakmış gibi, sanki bu gidişattan memnunlarmış gibi bir takım açıklamalar yapar oldular. Evet, Amerika bize karşı kendini güçlendirmek adına, kendi ekonomisini düzeltmek adına veya Orta Doğu'da İsrail'le beraber bir otorite kurma adına bize karşı bir takım söylemler içindedir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne olur? Niye bu söylemler içinde olur? Niye milli bir duruş içinde Türkiye'yi beraberce ileriye götürme adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizimle beraber olmaz? Bunları hep sorgular olduk. Lütfen sizler de bunları sorgulayın. Türkiye'nin kurucu partisi olduğunu iddia eden ki o kurucu parti olma özelliğinden hızla uzaklaşmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi niye milli bir duruş sergileyememektedir? Lütfen bunu düşünmenizi sizden rica ediyorum. Bu vesileyle tekrar Şehit Eren Bülbül Parkımızın bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli muhtarımızın da bölgeyle alakalı çok halisane hisleri olduğunu, bölgeyle ilgili sürekli bizlerle temas içinde olduğunu ve bölgeyle adeta dertli olduğunu burada hatırlatmak istiyorum. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Saygıdeğer AK Parti Bursa Milletvekilimize konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, kurumumuza gelen telgi lafları arz ediyorum. Eren Bülbül, Halı Saha ve Çocuk Parkı açılış törenine yoğun programlarımız nedeniyle katılamıyoruz. Gemlik Belediye Başkanımız Sayın Refik Yılmaz ve ekibine gerçekleştirmiş olduğu bu proje için teşekkür eder, hayırlı olmasını dileriz. Önceki dönem İçişleri Bakanımız, AK Parti MKYK üyemiz Sayın Efkan Ala, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanımız AK Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Mustafa Eskin, AK Parti Bursa Milletvekilimiz Muhammed Müfit Aydın, AK Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Osman Mesten, AK Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa Milletvekilimiz Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Atilla Ödüç. Milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Gemlik Kaymakamımızı kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Kaymakamım. Sayın Milletvekilim, değerli belediye başkanımız, değerli il tarım müdürümüz, değerli AK Parti ilçe başkanımız, değerli konuklar, değerli gemlikler, değerli Hamidiye Mahallesi vatandaşlarımız, bu açılışlara sizler gibi bizler de bağışıklık kazandık.
her hafta ya bir temel atılıyor, ya bir açılış yapılıyor. İnsanoğlu doyumsuzdur. Tabii hizmette sınır yok. İnsanların hizmetlere talebi sınırsızdır. Hizmetler de sınırsızdır. Bu anlamda herhalde bu süreç artık başkanımızın her hafta açılışları toplu açılışlara dönüştüreceğini gösteriyor. Yani üçer beşer birden herhalde açılış yapılacak. İnşallah bu günlerde göreceğiz. Bugün burada çok anlamlı Eren Bülbül şehidimizin adının verildiği bir halı saha ve bir çocuk parkı açılışı yapılıyor. Bu coğrafya bir bakıma şehitler coğrafyasıdır. Bizim gönül coğrafyamız şehit mezarlarıyla, şehitlerimizle doludur. Sadece ülkemizde değil, gönül coğrafyamızın üç kıtanın her tarafında, hatta üç kıtanın dışında da çok şehitlerimiz var. Bu millet şehitler vere vere bir günlere geldi. Bu coğrafya şehitlerimizle, gazilerimizle, gönül birlikteliğimizle, hep birlikte mücadelemizle tarih boyunca vatan haline geldik. Geçenlerde Malazgirt seferinde Cumhurbaşkanımızın da katıldığı Malazgirt seferinde geçmişe, tarihe vurgu yapıldı. Geçmişi olmayan milletlerin geleceği olmaz. Büyük milletlerin büyük geçmişi var. İşte o geçmişte hep şehitler var, hep gaziler var. O geçmişte milli ve yerli ve milli ruh var. Yerli ve milli deyince bazı insanların tüyleri diken diken oluyor. O tüyleri diken diken olanların soyunu, sopunu, cibilliyetini araştırmak lazım. Bu ülkede bu işler maskeli baloya dönüştü. Cibilliyetsizler, soysuzlar, haysiyetsizler, işbirlikçiler, Siyonist taşlık dünyasına kuklalık edenler maskeyle gezer hale geldiler. Bunları bileceğiz. Bunun için de yerli ve milli ruha sahip olacağız. Mandacılar, himayeciler, işbirlikçiler bu ülkeye asla ve kata hizmet edemezler. Zarar vermekten başka hiçbir halt edemezler. Bunu bileceğiz. Onun için işte Malazgirt ruhu dediğimiz şey aslında yerli ve milli ruhun dayandığı temeldir. Bugün Fethi ruhunun, Çanakkale ruhunun, 15 Temmuz ruhunun dayandığı ruh Malazgirt ruhudur. Onun için o ruhun temsilcileri işte şehitlerimizdir. O ruhun temsilcileri şehitlerimizi, şehitlerimizle birlikte ülkemize, devletimize ve milletimize sahip çıkanlardır. Bugün Türkiye çok uluslu, çok karanlık odaklı Siyonist haçlı saldırılarına muhataptır. Bunları biliyoruz. Bunlar bir bürokratın söyleyeceği laflar değil. Ama Türkiye bugün bu noktadadır. Onun için herkes her zeminde, her kurvarda, bulunduğu her yerde ülkesinin, devletinin ve milletinin menfaatlerini savunmak mecburiyetindedir. Bizim yaptığımız da budur. Bu bakımdan şehitlerimiz bizim baş tacımız, şehitlerimiz peygamberimizin komşuları ve o ruhtur ki işte gençliğimize, çocuklarımıza verilmesi lazım. Milletin bir hafızası var. O hafızası şehitlerle süslenir. O hafızayı güçlü kılan şehitlerdir. O hafızayı güçlü kılan ülke, devlet ve millet için verilen güçlü mücadelelerdir. Çocuklarımız, gençlerimiz bunu bilmeli. Bu coğrafyanın her santimetre karesinde şehit kanları var. Onun için şehit Eren Bülbül kardeşimizin isminin verilmesi çok anlamlı.
her yere, ülkemizin her tarafına, tabii ki tesislerimize, kuruluşlarımıza şehit isimlerinin verilmesi çok yerinde. İşte burada bir de şu var, hizmetler dengeli ve eşit bir şekilde her tarafa götürülmeli. İlçemizde de görüyoruz ki ilçemizin her tarafında bu şekilde hizmetler var. En ücra mahallelerimizde, beldelerimizde, sokaklarımızda bu şekilde hizmetler ortaya konuluyor. Hizmet adamlığı budur. Hizmet adamı hükmeden değil, vatandaşa hizmet edendir. Bu anlamda tabii ki ister atanan olsun, ister seçilen olsun, herkesin görevi, makamı, mevkii, kendisine verilen, uhdesine teslim edilen yetkiler ülke için, devlet için, millet içindir. Emanet görevlerdir. Makamlar, mevkiler, görevler kimseye haz ve saltanat için verilmiyor. Hizmet için veriliyor. Ülke için, millet için verildiği için tabi bunun bilincinde olmak lazım. Emanetin hakkını vermek budur. Emanet görevler emanetin yerine getirilmesini icap ettirir. O noktada tabi bunun vebalını taşıyan insanlar sürekli hizmet peşinde koşan insanlardır. Ve o hizmet ehli kadrolarla işte Türkiye büyüyor, gelişiyor, şahlanıyor. Dünyada bugün artık büyük bir güç haline geliyor. Zaten sıkıntı da budur. Bölgesel güç, küresel güç olma yolundaki Türkiye birilerini rahatsız ediyor. Tabii ki rahatsız olacaklar. Aslında vatan şey onlara budur. Yani Türkiye'nin yükselişi, bölgede yıldız haline gelişi, işte bu hizmetler, bu büyümeyi, Türkiye'nin şahlanmasını destekleyen güzel hizmetler. Taş taş üstüne konarak, vatandaşımızın sorunlarını çözerek, sıkıntılarını aşarak, Türkiye'yi millet olarak hep birlikte kardeşlik içerisinde daha iyi bir geleceğe taşımanın mücadelesini vermek hepimizin boynunun borcudur. Belediye başkanımız da bunu hakkıyla yerine getirdi. Kendisine, ekibine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu ülkeye sivil çakan, hizmet eden herkesin Allah razı olsun. Ama bu ülkenin hizmetlerini engelleyenler, bu ülkenin geri kalmasını, bu ülkenin küresel güçler karşısında zayıflamasını, çökmesini, bu ülkenin bandacı ve himayeci anlayışlarla zafiyete uğramasını bilenlerin, düşünenlerin de bizim milletimizde hiçbir ilgilerinin olmadığını düşünüyorum. Bu ülkenin ekmeğini yiyen, havasını teneffüs eden, suyunu içen hiç kimsenin bu ülkeye ihanet etmemesi gerekir. Bu bakımdan bu hizmetleri hep birlikte sahiplenmek lazım. Kim yaparsa yapsın, Allah razı olsun demek lazım. Hizmet ülkeyedir, devletedir, milletedir. Kimse kendine, şahsına hizmet yapmıyor. Millete yapıyor, ülkeye yapıyor. Bu hizmet Hamidiye mahallemize, bölge insanımıza, gençlerimize, herkese hayırlı uğurlu olsun. Zinde gençlik, çevik bir gençlik, ahlaklı, dürüst, kişilikli bir gençlik ve kişilikli nesiller yetiştirmek, geleceğimizi teminat altına almak demek. Bu anlamda yapılan bu hizmetlerin önemi çok büyük. Her alanda her türlü hizmetlere ihtiyaç var. İşte gençlerimize, çocuklarımıza da hizmetler yapmak gerekir. İşte o hizmetlerin de en önemli gereklerinden birisi bu. Halı sahalar, çocuk parkları, hele ki uyuşturucunun, madde bağımlılığının yaygınlaştığı bu devirde çocuklarımızı, gençlerimizi bu olumsuz etkilenmelerden de kurtarmak için bu hizmetlerin
artırılmasına, devam etmesine ihtiyaç var. Ben bu tesis tekrar hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Başkanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Konuşmalarından dolayı Gemlik Kaymakamına Sayın Gürbüz Karaca teşekkürlerini sunuyoruz. Değerli protokolümüz, Gemlik Müftüvekilimiz Sayın Mevlüt Güder'in yapacağı dua eşliğinde değerli protokolümüze, tüm misafirlerimize açılış törenini arz ediyorum. Buyurun efendim. Kardeşimiz Eren Bülbül adına açmış olduğumuz bu tesisi hayırlı uğurlu eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Eren Bülbül kardeşimiz şehidimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimize gani gani rahmet eyle, cümlesinin makamını cennet eyle, derecelerini âli eyle ya Rabbi. Yine milletimiz, memleketimiz için düşmanla çarpışan, gazi olan ve yaralı olan gazi kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle, cümle gazilerimize de hayırlı, bereketli ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, açmış olduğumuz bu tesisi Hamidiye mahallemize, gemliğimize, gençlerimize, halkımıza hayırlı, uğurlu eyle. Bu eserin vücuda gelmesinde, kuvveden fiile çıkmasında, bu aşamaya gelmesinde, maddi manevi emeği geçen, delil olan, emeği olan, yapan yaptıran tüm kardeşlerimizin hayırlı niyetlerini kabul eyle, kendilerinden razı ve memnun ol ya Rabbi. Ya Rabbi, onları da bizlere de her zaman hayırlı işlere, hayırlı hizmetlere vesile eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, onları da bizlere de her zaman her yerde böyle güzel ortamlarda, hayırlı eserlerde bir araya gelmeyi nasip ve vesile eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin ve ya ekremel ekremin, milletimize, memleketimize huzur, selamet, ihsan eyle ya Rabbi. Milletimiz, memleketimizi, dahili harici her türlü fitneden, fesattan, beladan, musibetten muhafaza eyle. Ya Rabbi, birliğimizi, beraberliğimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi daim ve daim eyle. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle ya Rabbi. Milletimizin, memleketimizin ve İslam aleminin bugününü dününden, yarınını da bugünden hayır eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, cümlemizin de ahir akıbetini hayır eyle. Cümlemizi korktuklarımızdan emin, umduklarımızdan hayır eyle. Amin ya Rabbi, bi hurmeti seyyidin.
المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة. Evet, gemliğimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Açılış törenimize teşviklerinizden dolayı teşekkür eden bir sonraki belediye hizmet programında görüşmek üzere esenlikler dileriz.